savunma, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Aselsan'da üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği Türkiye'nin savunma ve güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Türkiye'nin savunma elektroniği devi Aselsan, virüs tehdidi ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alırken çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. 8.000 bin çalışanının sağlığını korumaya yönelik çeşitli adımlar atan şirket, 80 milyonun sağlık ve güvenliğini amaçlayan faaliyetlerini de devam ettiriyor. Aselsan, koronavirüs tehdidine yönelik yerleşkesinde görev yapan tüm çalışanların sağlığının korunmasına ve uygun bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak gereken tüm önleyici tedbir ve kararları aldı. Bu kapsamda Aselsan yerleşkesine giriş ve çıkışlarda okutulan avuç içi taraması uygulamasına son verildi. Her gün toplanan ve önlemler ilişkin kararlar alan Sağlık Tedbirleri Kurulu oluşturuldu. Tüm yerleşkelerde 23.500 metrekarelik alan dezenfekte edildi. El dezenfektanlarının sayısı 49'dan 182'ye çıkarıldı. Aselsan araç filosundaki tüm araçların dezenfekte sıklığı artırıldı. Ortak alanların temizlenme sıklığı iki katına çıkarıldı. Havalandırma sisteminden çalışma alanlarına verilen taze hava oranı artırıldı. Zorunda olmayan yurt dışı görevleri iptal edildi. Yurt dışına çıkan 257 çalışana 14 gün idari izin verildi. Yurt dışından gelen çalışanlara ailelerini de korumak amacıyla talep edildiğinde apart otelde konaklama imkanı sağlandı. Aselsan yerleşkelerine kritik öneme haiz olmayan ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilmiyor. Uzaklığı 750 kilometre ve altındaki tüm görev amaçlı yolculukların toplu taşıma yerine Aselsan tarafından sağlanan araçlar ile yapılmasına karar verildi. Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerine kurulan ısı ölçer termal kameralarla tüm çalışanların günlük vücut ısı değerleri izleniyor. Ayrıca tüm çalışanların acil tıp teknisyenleri tarafından günlük olarak vücut ısı ölçümleri yapılıyor. Aselsan'da yaklaşık 8100 çalışan görev yaparken yoğunluğun azaltılması yönelik tedbirler kapsamında çalışan sayısı 4965'e düşürüldü. Aselsan, sahip olduğu teknolojik kabiliyetleri virüsle mücadelede kullanmak üzere de harekete geçti. Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Aselsan Araştırma Merkezi Biyosavunma Savunma Bölümünde Covid-19 virüsüne hassas optik biyosensör yöntemiyle tanı konulmasına ilişkin ARGE çalışması başlatıldı. Daha önce araştırma merkezi tarafından daha küçük boyutta olan hepatit B virüsünün tespit edilmesinde elde edilen başarıya bu konuda da ulaşılacağı umuluyor. Ayrıca Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sağlık çalışanlarının malzeme ve ekipman ihtiyacını karşılamak üzere bir yardım kampanyası başlatıldı. Dernek üyeleri hastanelerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettiriyor.